Beynimiz görsel verileri diğer duyu organlarının verilerine göre daha gerçekçi kabul eder. Peki saf gerçeklik nedir? Morgan Bremen gibi konuştun. Bırak felsefeyi de saadete gel. Ya o Mahmut Bremen'dir. Morgan olsa duramazsın zaten. Her neyse işte o kara adam gibi konuştun ya. Heh işte bizim Reji'nin de felsefeden anladığı işte bu kadar. Usta TV ekranlarından herkese merhaba, ben Tümer Ferhatoğlu. Dönen cisimleri duruyormuş ya da yavaşlamış gibi gösteren cihazlara stroboskop denir. Stroboskop, kelime anlamını biraz incelediğimiz zaman strop, flash anlamına gelmektedir. Skop da genelde optik cihazlarda, gösteren cihazlarda kullanılır. Osiloskop, steteskop, teleskop. Bunlara baktığınız zaman gösteren anlamına da geldiğini zaten anlayacaksınız. Yani flash'la gösteren. En basit örneği rot balansçıya gittiğinizde bir tane böyle lastiği taktıkları bir cihaz vardır. Bir de arabanın üzerinde o balans ayarını yaptıkları bir cihaz vardır. Hani böyle üzerine at gibi biniyorlar ya. Heh işte o. Onu çalıştırdıkları zaman ilk önce lastiği döndürmeye başlar. Lastik tam devrini aldıktan sonra bir böyle flaş ışığı yanıp sönmeye başlar. İşte o cihazın adı stroboskop. Lastiğin görüntüsünü durdurmaya ya da yavaşlatmaya yarayan özelliği sayesinde ne tarafa doğru balansın olduğunu ya da nereye ağırlık eklemesi gerektiğini o şekilde anlıyorlar. Bir de laboratuvarlarda çeşitli yerlerde kullanılıyordur. Daha önce bu dijital takometreler olmadan önce, yani bunlar var olmadan önce bir nesnenin kaç devirle döndüğünü hesaplamaya yarıyordu. En önemli özelliklerinden bir tanesi de zaten bu. Şimdi sizler için hazırladığımız bu projede biz bu devreyi nasıl oluşturacağız, biraz ondan bahsedelim. Sistem temel olarak 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Güç kaynağı, ışık kaynağı ve sinyal kaynağı. Sinyal kaynağının üretmiş olduğu bu osilasyonlar ya da titreşimler ledlerimizi belli periyotlarla yakıp söndürerek işlemi yürütmektedir. Şimdi ilk malzememizi tanıyalım, osilatörümüzü. Enerji girişleri şuradan artı eksi 5 voltun üzerinde bir gerilimle çalışıyor. Üzerinde kendi regülatörü olduğu için 12 volta kadar çalışıyor. Üzerinde bir de mikro USB girişimiz var. İsterseniz oradan direkt USB ile de çalıştırabilirsiniz. Ters enerji verme durumunda kendi koruma diyotu var. Sorun değil, ters de verseniz sorun çıkartmayacaktır. Onu da belirteyim. Tabii her cihazda olmayabilir. Modül aynısı olabilir ama o konuda dikkatli olun. Siz yine de ters vermemeye çalışın. Üzerinde 3 tane 7 segment LED display var ve 3 tane de butonu var. Çıkışlarda hemen şu kısımda PV1 GND, PV2 GND. İki birbirinden bağımsız çıkışı var. Fakat şöyle bir durum var. Birbirinin tam tersi. Yani burada alternans artıya gidiyorsa buradan eksiye gidiyor gibi de düşünebilirsiniz. Birazdan kablo bağlantılarını yaptıktan sonra kullanımını da göstereceğiz. Şöyle bir LED modülümüz var. 3 wattlık LED modül. Bu genelde Arduino'lar için geliştirilmiş bir modül. Direkt 5 voltta çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir akım sınırlama devresine vesaire ihtiyacı yok. Üzerinde kendi tetikleme elemanı ve şaseye çeken dirençleri var. Burası eksi ya da ground da denilebilir. Burası artı ve şu uçtan artı tetikleme yaptığınız zaman, yani sinyal girişi, LED'i yakıp söndürebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı. Şöyle arkasında herhangi bir şey yok. Soğutucu vesaire ihtiyaç duymadan, valla gayet de ısınmadan çok düzgün bir şekilde çalışabiliyor. Diğer malzememiz de 5 voltluk adaptörümüz. Diğer malzemelerimiz 5 voltta çalıştığı için bunu da 5 voltluk bir adaptör kullanacağız. Bizimki 5 amper. Kullanacağınız LED'in kaç watt olduğuna göre hesaplayıp o güçte bir güç kaynağı almanız gerekiyor. Modülümüze enerji verebilmek için şöyle bir soket kullanacağız. Hemen soketin kablolarını şuraya lehimleyelim. Üzerinde yazıyor V-in artı, V-in eksi diye. Şimdi çıkışına bir kablo bağlayalım. Osiloskopla bir görelim sinyal nasıl bir şeymiş. Sonrasında da ledleri bağlayıp devremizi tamamlarız. Sonra da deneylerine başlarız. PV1 birinci çıkışımız. Hemen altında da ground var. Sarıyı sinyal ucu yapıyoruz. Beyazı da ground yaptık. Şimdi ayarlamak için mod düğmesine, yani birinci tuşa basıyoruz. Normalde daha önce biz kullandığımız için
Ekranda ilk şeyler tabii farklı oluyor yazılar. Cihazı ilk açtığınız zaman FR1 fonksiyonunda çıkacaktır. FR1 fonksiyonu birinci çıkışın frekansı demektir. Şurada artırma, burada da eksiltme tuşu vardır. Osiloskopu hemen bir açalım. Evet, şuradaki kare dalgaları görüyorsunuz. Dati cycle çok küçük olduğu için bu şekilde iğne gibi görmeniz, pik gibi görmeniz gayet normal. Hemen mod tuşuna basıyoruz ve DU1, yani birinci çıkışın dati cycle. Şu an 1'de, 100'e kadar artırabiliyoruz bunu. Buradan artırdıkça osiloskop ekranında da arttığını göreceksiniz. 0 ile 100 arasında, yani %100 arasında ayarlanabiliyor. Vallahi kare dalga demişler ama hani kare dalgada buna demek biraz haksızlık olur. Yani kareden başka her şeye benziyor. Karemsi desek olur. Yani. Karemsi de olur, evet. Güzel bir tanım oldu Sayın Reci'den. Kurtardığı için teşekkür ederim. LED'ler için çok problem değil ama bununla bir anahtarlama falan yapacaksanız da böyle bir sinyal çok da hoş değil. Mod düğmesine bastığımız zaman da FR2, yani ikinci çıkışı ayarlıyoruz. Yine birinci işlemler için yaptığımız her şey ikinciler için de geçerli. Fakat çıkış birinci çıkışın tam tersi. Alternanslar tam tersi oluyor. Onu da unutmamak lazım. Şimdi hemen buraya osiloskop bağladığımız yere LED'leri bağlayalım. Bir de o zaman nasıl bir tepki verdiğini görelim. Pembe kabloyu da artı olarak ayarladıktan sonra LED'imizi bağlayalım. Beyaz kablomuz ground'tu. Az önce söylemiştim. Şu önceden lehimleme işlemine ben kalaylama diyorum. Çoğu kişi kızıyor. Alışkanlık işte. Kalaycılık mı var yok? Kalaycılık var, evet. Reji bol bol kalaylıyor beni. Şuradan artıyı verelim. LED'lerimizi lehimledik. İsterseniz şöyle bir lens de üzerine takıp ışık açısını daraltabilirsiniz. Bu tercihinize kalmış bir durum. Sayısını da artırabilirsiniz. Yine bu da tercihe bağlı bir durum. Enerjiyi verdik. Frekans 1. Şu an 35 Hz'lik bir ışığın yanma sönme cycle'ı var. Buradan Dati Cycle 1 diyor. Bunu hemen 1'den artıralım. 0'a düşürdük. Şöyle bir %50'leri görelim bakalım. Baya göz almaya başladı. Fakat bize lazım olan burada birlik kısmı. Yani küçücük bir pik olması lazım bize. Evet. Merceğimizi de takalım. Test etmek için kaç devirle döndüğünü bulmak için şöyle bir fanımız var. Küçük 12 voltluk 5 santimlik bir fan. Buna bir enerji vereceğiz. Sayın Reji, bir el atarsanız güç kaynağına. Evet, dönmeye başladı. Sayın Reji, stüdyo ışıklarımızı biraz karartma şansımız var mı? Tabii ki. Evet, teşekkür ederim. 35 Hz'lik bir sinyal gönderiyoruz LED üzerine. Bir bakalım ne zaman duracak ya da durmaya en yakın olduğu yer neresi? 38. Şimdi bu 38'i hemen 60'ta çarpıyoruz. Neden? Bu 1 saniyedeki, bizim bu osilatörümüz 1 saniyedeki frekansını söylüyor bize. Hatta fan olduğu için değişiyor. Şu an 41,5 denilebilir. 41,5 çarpı 60 dediğimiz zaman 2490 devirle dönüyor yaklaşık olarak. Şimdi bizim bunları hesaplayabilmek için bir cihazımız var, takometremiz var. Bu takometrenin, direkt lazerli takometre, takometrenin ölçüm yapabilmesi için bir reflektöre ihtiyacı var. Fanımızı durduralım. Takometrenin hemen reflektörünü bağlayalım. Sonra bir ölçüm yapalım. Bakalım yaklaşabilmiş miyiz? Eğer elinizde daha hassas bir osilatör varsa, bu şekilde virgülden sonraki basamakları da eğer ayarlayabiliyorsa, işte o zaman mükemmel bir stroboskop yapabilirsiniz. Evet Sayın Reci, bir el atalım o işe. 2518 devirlik bir dönüş var. Tabi fanı yatırdığım zaman hava sirkülasyonu azaldığı için devri de artıyor. Yani bizim az önce hesapladığımız değer 2490 devirmiş. Şöyle.
Eğer dönüş yönüyle aynı frekansı tutturursanız buradaki sayıların hiçbir şekilde dönmemesi lazım. Bu bir fan olduğu için tabi sağda soldaki hava akımları bunu çok etkiliyor. Onun için tam devrini tutturamayabiliriz. Güç kaynağından biraz oynayalım. Eğer daha hassas bir osilatörümüz olmuş olsaydı. Evet, şu an saniyede 47. Hemen bakalım. Şöyle bir oynatabilir miyiz? Tabi tabi. Aslında baya baya dönüyor. Hemen şöyle hesaplayalım. 47 çarpı 60 dediğimiz zaman 2820 devir civarında, ki biraz önce sabitti ama artık sabit değil. Evet, bakalım ne çıkacak. Şu an görünüyor mu? Evet, sayın 2840. 2840 devirle dönüyor. Bizim hesapladığımızda arasında 20 devirlik bir fark var. Belki de o elimizin falan hava akımından kaynaklanan bir şey de olabilir. Yani o kadar hata kadık hızında da oluyor değil mi? Ya da cihazın kalibrasyonunda olabilir. Yani o da olabilir. Evet, bizim cihazında ne kadar kalibreli olduğu bir muamma. Çekik gözler yapmışlar. Yani öyle ucuz bir cihaz da olabilir bu. Hani bu kadar mıydı? Başka işe yaramıyor mu bu? Yaramaz olur mu? Ne yarıyor? Şimdi şu şekilde tam birbirine böyle hareket etmeyecek gibi değil de hafif dönecek şekilde ayarladığınızda bunu işte yavaşlatmış oluyorsunuz. Balans noktasını, yani nereye ağırlık koyup nereyeden ağırlık çıkartmanız gerektiğini işte bu şekilde görebilirsiniz. Eğer sayın kameraman zoom yapabilirseniz şuraya, şöyle hareket ettirdik. Bakın orta nasıl sağa sola hareket ediyor. Dengesizliğin nerede olduğunu işte o şekilde bulabilirsiniz. Belki de o dengesizlik bizim koyduğumuz şu reflektör yüzünden oluyordur. Şu an bakayım, evet, ciddi bir balans var üzerinde. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Balansı, eğer mesela bunun üzerindeki balansı gidermek istiyorsanız örneğin şuralara alüminyum folyo yapıştırarak, yani o bantlardan yapıştırarak balansını da giderebilirsiniz. Şimdi ne anladık biz bu projeden? Yani şunu anlamamız gerekiyor. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Yani diyorsun ki her gördüğünüz sakallıyı dedeniz zannetmeyin. Tövbe estağfurullah. Neyse, senin dediğin gibi olsun. Seni kırmayalım Ahmet Sokrates. Yani bunun kullanım alanı bu kadar mı? Hiç olur mu? Sen şu ışıkları bir kapat, bak ben ne göstereceğim. Bakalım ne gösterecekmiş. Evet. Stroboskop olarak kullanılmadığında disco ışığında, yani çakar olarak da kullanabilirsiniz. Arabalarınıza falan takmayın, yasal değil. Hiç hoş görüntüler ortaya çıkmayabilir. Işıkları açalım tekrardan sayın reji. Çünkü birkaç duyurumuz var izleyicilerimize. Video içerisinde kullandığımız tüm modüllerin ve diğer parçaların linkleri açıklamalar kısmında, videonun hemen alt kısmında var. Oradan isterseniz satın alabilirsiniz ya da ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu arada bir duyurumuz daha var. Bir önce yapmış olduğumuz çekilişimizin tarihlisi sayın Lütfi Akman. Kendisini tebrik ediyoruz ve mini UPS'ini, modem UPS'ini iyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Yine bir çekilişimiz var. Daha önce yapmış olduğumuz LED tester cihazı, izlemeyen varsa yukarıya linkini bıraktık. Bu cihazımızı bir talihlimize hediye edeceğiz. Yine açıklamada ayrıntılı bilgiler var. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için, desteklediğiniz için ve bizlere katlandığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu günler dileriz. Teşekkürler. Teşekkürler.